Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wortbildung, kelime oluşturma. Peki kelimeyi nasıl oluşturuyor olacağız? Graduierung von Adjektiven. Yani arkadaşlar, graduierung ne demek? Sınıflandırmak demek. Adjektif de neydi? Adjektif, sıfat. Yani sıfatların nesi? Sınıflandırılması. Şimdi sıfatların sınıflandırılması derken ne anlamalıyız? Gençlik dilinde reklamlarda slogan olarak ya da işte normalde Almanya'da konuşulan, işte sokakta da duyabileceğiniz şekildeki bu sıfatlandırmaları görüyor olacağız arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi sınıflandırma olarak baktığımızda arkadaşlar Brand görüyoruz. Brand ve sıfat olarak da Neu görüyoruz. Brand korkunç anlamında, çok fazla anlamında diyebiliriz. Aslında ne demek istediğimi güzel Türkçe'de de var olan bir şey. Bu gençlik ağzıdır. Ya da işte genellikle reklamlarda kullanılan sloganlardır. Mesela kendisiyle de çelişki içerisindedir çoğu zaman. Mesela Türkçe'de korkunç güzel deriz. Hani baktığınızda aslında korkunç, adı üstünde korkunçtur. Ama güzel de güzel bir şeydir ve korkunç ve güzel pek fazla uyuşmaz. Ama şimdi o öyle bir jargon var, öyle değil mi? Korkunç güzel denildiğinde çok çok güzel bir şeyden bahsetmiş oluyorsunuz gibi. Dolayısıyla buraya baktığımızda Brand Neu denildiğinde yeni, zaten yeninin daha da yenisi olamaz değil mi? Bir şey ya yenidir ya da eskidir. İkisinin ortası olamayacağına göre. Ancak Brand Neu denildiğinde çok yeni demiş oluyoruz ki bunu nerede duyabiliriz arkadaşlar? Reklamlarda, öyle değil mi? Çeşitli sloganlarda duyabiliriz Brand Neu sıfatını. Aynı şekilde aktuel, aktuel güncel demek. Brand aktuel ne olmuş oluyor arkadaşlar? Çok güncel demiş oluyoruz değil mi? Halbuki güncel bir şey ya güncel haberdir ya da güncelliğini yitirmiş bir haberdir. Dolayısıyla ne yaparız arkadaşlar? Brand aktuel denildiğinde çok çok yeni bir haber, çok güncel bir haber diyerekten ne yapmış oluyoruz aslında? O işte her neyse o haber diyelim, o haberin altını çizmiş oluyoruz ve diyoruz ki bu çok yeni bir haber demiş oluyoruz değil mi? Aynı şekilde gefährlich tehlikeli demek. Brand gefährlich denildiğinde çok çok tehlikeli denilmiş olunuyor. Dediğim gibi burada da gene bir şey ya tehlikelidir ya da değildir. İkisinin ortası olamaz. Ancak burada dediğim gibi brand gefährlich denildiğinde ne olmuş oluyor arkadaşlar? İşte bu kapsamda graduierung vom Adjektiven, yani sıfatın sınıflandırılması söz konusu olmuş oluyor. Aynı şekilde stark, güçlü demek arkadaşlar. Extra stark denildiğinde, extra stark arkadaşlar, ekstradan güçlü gibi düşünülebilir. Bunu Almanya'da genelde reklamlarda okuyabilirsiniz, duyabilirsiniz. Breit, geniş demek arkadaşlar. Extra breit, evet sanki bu biraz daha olabilir gibi. Fazladan geniş anlamına gelmiş oluyor. Bunları zaten cümleler içerisinde birazdan göreceğimiz için daha bir oturacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Aktif, evet aktif adı üstünde. Hyperaktif jargon olarak da kullanılan bir şey değil mi? Hiperaktif, yerinde duramayan için kullanılan bir sıfatlandırma değil mi? Bir derecelendirme olmuş oluyor. Hypermodern, evet burada da gene modernin altını çizmiş oluyoruz. Hipermodern diyerekten, halbuki dediğim gibi bir şey ya moderndir ya da değildir değil mi? Ama hypermodern denildiğinde çok çok modern demiş oluyoruz değil mi? Dolayısıyla o belki bir satılacak bir nesnedir, bir eşyadır, bir cihazdır değil mi? Hypermodern denildiğinde ne olmuş oluyor? Onun altını, o modern oluşunun altını çizmiş oluyor değil mi? Nervous, evet nervous sinirli, öfkeli anlamında. Hyper nervous denildiğinde çok çok sinirli, çok çok öfkeli birisi için kullanılan bir yapı
haline dönüşmüş oluyor. Bakın nervus tek başına sinirli demek ama hypernervus denildiğinde demek ki orada değil mi? Aşırı sinirli bir şahıstan söz ediliyor olabilir. Groß, evet, groß büyük demek arkadaşlar. Riesengroß, riesig, riesen devasa demek. Riesengroß devasa büyük, dev anlamına gelen bir ne olmuş oluyor? Sıfat olmuş oluyor. Dilerseniz şunların bir üzerinden tekrar bir geçelim. Ardından arkadaşlar doğru bir şekilde telaffuzuna bakalım. Ve hemen ardından arkadaşlar örnek cümlelerle bu durumları bir pekiştirelim. Brandneu, demek ki brandneu neymiş arkadaşlar? Çok yeni demekmiş. Brandaktuell, çok güncel anlamına gelmiş oluyor. Brandgefährlich, çok tehlikeli gibi değil mi? Sanki daha az tehlikeli dermiş gibi, öyle bir şey yok değil mi? Ya tehlikelidir ya da değildir. Dolayısıyla tehlikenin altını çizmiş oluyoruz ve brandgefährlich demiş oluyoruz. Extra stark, değil mi? Ekstradan güçlü anlamına geliyor. Extra breit, evet sanki bunun daha bir gideri var gibi. Ekstradan geniş anlamına geliyor. Hyperaktif, adı üstünde zaten hiperaktif anlamında. Hypermodern, hiper modern anlamına geliyor. Hypernervös, aşırı sinirli. Ve riesengroß denildiğinde devasa büyük demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Brandneu, brandneu. Brandaktuell, brandaktuell, brandgefährlich, brandgefährlich, extra stark, extra breit, hyperaktiv, hyperaktiv, hypermodern, hypermodern, hypernervös. Hypernervös, riesengroß, riesengroß. İlk cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Die Kleider in diesem Geschäft sind brandneu. Evet, anlaşılacağı üzere ne diyor arkadaşlar? Die Kleider, kıyafetler, in diesem Geschäft, bu dükkandaki kıyafetler değil mi? Sind brandneu, çok çok yeni demeye getiriyor değil mi cümle? Dolayısıyla Brand ve neu birleşmiş. Ne oluyor arkadaşlar? Brand neu. Dolayısıyla die Kleider in diesem Geschäft sind brand neu cümlesi ortaya çıkmış oluyor değil mi? İkinci cümleye bakalım. Die Nachrichten im Internet sollen brandaktuell sein. Evet. Die Nachrichten neydi arkadaşlar? Haberler demekti. Die Nachrichten im Internet demek ki internetteki haberler değil mi? İnternetteki haberler sollen melimalı, bakın, brandaktuell sein. Aktuell neydi? Güncel demekti. Brandaktuell, çok çok güncel değil mi? Bakın burada da gene mastarda ne oluyor? Sein kullanılmış oluyor. Neden? Çünkü modal fiil var değil mi? O da sollen. Dolayısıyla internetteki haberler çok güncelmiş. Değil mi? Öyle bir anlam çıkmış oluyor. Çünkü melimalı diyerekten. Değil mi? Die Nachrichten im Internet sollen brandaktuell sein demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Chemikalien können brandgefährlich sein. Evet. Chemikalien, güzel Türkçemizde de buna yakın bir kelime. Kimyasallar. Können brandgefährlich sein. Bakın. Gefährlich, tehlikeli. Brandgefährlich, çok çok tehlikeli olabilir kimyasallar derken demek ki ne diyecekmişiz? Chemikalien können brandgefährlich sein. Tıpkı yukarıda olduğu gibi sollen sein. Bakın burada da ne olmuş oluyor? Können sein, mastarda sein. Öyle değil mi? Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Manche Hustenbonbons sind extra stark. Husten neydi arkadaşlar? Öksürmek demekti. Bonbons, şeker. Bazı, değil mi, bu drajeler kastediliyor. Bazı bu
öksürük hapları ya da işte tabletler anlamında. Sind extra stark. Stark neydi? Güçlü. Extra stark denildiğinde çok yoğun anlamına gelmiş oluyor. Biliyorsunuz bu mentollü olan drajeler vardır. O anlamda extra stark demiş oluyoruz. Dolayısıyla manche Hustenbonbons sind extra stark. Fazladan değil mi? Ekstradan güçlü anlamına gelmiş oluyor. Yani o yoğun kıvam anlamına tekabül ediyor. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Vater hat einen extra breiten Sessel gekauft. Evet, baba ne satın almış? Einen extra breiten, extra geniş. Değil mi? Der Sessel neydi? Tekli koltuk anlamına geliyordu değil mi? Kaufen ne olmuş? Hat gekauft, perfect yapısını görüyoruz. Demek ki baba ekstra geniş ne satın almış? Bir tekli koltuk satın almış dediğimizde demek ki der Vater hat einen extra breiten Sessel gekauft. Bakın burada arkadaşlar fark ettiyseniz zaten bunu artık C1 seviyesindeyiz. Bunu biliyor olmamız lazım değil mi? Sıfatlar konusunda da görmüştük bunu. Şöyle bir gene hatırlatmakta fayda var. Burada aynen değil mi? Akusatiflik gerektirdiğinden dolayı extra breiten denilmiş. Bunu artık biliyoruz. Bilmiyorsak hala sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kleider in diesem Geschäft sind brandneu. Die Kleider in diesem Geschäft sind brandneu. Die Nachrichten im Internet sollen brandaktuell sein. Die Nachrichten im Internet sollen brandaktuell sein. Chemikalien können brandgefährlich sein. Chemikalien können brandgefährlich sein. Manche Hustenbonbons sind extra stark. Manche Hustenbonbons sind extra stark. Der Vater hat einen extra breiten Sessel gekauft. Der Vater hat einen extra breiten Sessel gekauft. Şimdi sıradaki cümleyle devam edelim arkadaşlar. Man muss auf Bedürfnisse der hyperaktiven Kinder eingehen. Ne diyor cümlemiz? Bedürfnisse, ihtiyaçlar demek arkadaşlar. Hyperaktive Kinder adı üstünde hiperaktif çocuklar. Eingehen, ilgili olmak. Yani hiperaktif olan çocukların ihtiyaçlarını ne yapmak? Önemsemek, buraya odaklanmak, kanıksamak anlamlarına geliyor arkadaşlar bu cümle. Dolayısıyla hiperaktif çocukların ihtiyaçlarını karşılamalı dır demeye getiriyor bu cümle. Bakın burada da ne olmuş? Hyperaktiven Kinder çoğul olduğundan dolayı sonuna en gelmiş. Dolayısıyla man muss auf Bedürfnisse der hyperaktiven Kinder eingehen denildiğini demek ki ne yapmamız gerekiyor? Hiperaktif çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenilmeli demeye getiriyor bu cümle. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Häuser in Frankfurt sind hypermodern. Evet. Demek ki die Häuser neydi arkadaşlar? Evler, binalar anlamında. Frankfurt'taki binalar demek ki die Häuser in Frankfurt sind hypermodern. Evet. Hipermodernmiş değil mi? Frankfurt'taki binalar hipermodern yani çok çok modern dediğimde die Häuser in Frankfurt sind hypermodern demiş oluyor. Sonraki cümleye bakalım. Hypernervöse Menschen sind unglückliche Persönlichkeiten. Evet, cümlemiz ne diyor? Hypernervöse Menschen çok asabi insanlar sind unglückliche, glücklich neydi? Mutlu, unglücklich, mutsuz, Persönlichkeiten şahsiyetlerdir. Değil mi? Yani aşırı sinirli insanlar mutsuz şahsiyetlerdir diyor. Dolayısıyla hypernervöse Menschen sind unglückliche Persönlichkeiten demiş oluyoruz. Ve son cümlemize baktığımızda arkadaşlar die Packung ist riesengroß. Evet, groß neydi? Büyük.
Riesengroß dediğimizde demek ki devasa, büyük anlamına gelmiş oluyor. Demek ki paket devasa, büyük dediğimde ne diyecekmişim? Die Packung ist riesengroß. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man muss auf Bedürfnisse der hyperaktiven Kinder eingehen. Man muss auf Bedürfnisse der hyperaktiven Kinder eingehen. Die Häuser in Frankfurt sind hypermodern. Die Häuser in Frankfurt sind hypermodern. Hypernervöse Menschen sind unglückliche Persönlichkeiten. Hypernervöse Menschen sind unglückliche Persönlichkeiten. Die Packung ist riesengroß. Die Packung ist riesengroß. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde sıfatların sınıflandırılmasını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.